Lugano maçı 5 Ekim'de oynandı. Hemen peşinden seçim kararı alındı. 30 Ekim'de seçim tarihi netleşti. Arada tam 25 gün var. Neden bu kadar beklendi? Yazık değil mi Beşiktaş'a? Ligde istediğini yapamamış olabilirsin ama Beşiktaş bu sezondan vazgeçmemeli. Konferans liginde 3 maçın ikisi kendi sahanda 7 puan çıkartsan oradan belki gruptan çıkacaksın. E daha Türkiye kupası var. Lig devam ediyor. Ne takımın ne camianın vazgeçtik moduna girmemesi lazım. Pendik stadında maç oynatıp benim adım Süper falan diyemezsin. Avrupa'nın hiçbir büyük liginde balkondan çay içip maç izlemek falan yok. Ceko büyük oyuncu aynı zamanda Fenerbahçe'nin sahacı lideri diyorduk. Artık skor yükünde çekmeye başladı. Hakikaten büyük transfer. Bayan Münih'le böyle bir maç yapıp Rize deplasmanına çıkmak bizim ligimizin futbolcusu için pek kolay değil. Oradan galibiyet önemli. Hakem maça etki etti mi? E biraz etmiş gibi. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. 10. hafta geride kaldı Beşiktaş. Zor da olsa kazandı. Maçta başlayalım sonra seçim evet. sürecini konuşalım. Çok zor bir ortam vardı biliyorsun ortada. Yani böyle bir ortamda bu kadar ki analiz kısmını konuştuk aslında maç analizinde. Ama bu kadar öfkenin olduğu bir ortam. 9 maçta 3 kez kazanabilen bir Beşiktaş. Özgüvenin dip yaptığı bir ortamda. Kazanmak tabii ki önemli. 3 puan her şeyden önemli. Yani iyice kopmamak adına 3 puan her şeyden önemliydi tabii ki. Ee, oyunda bir gelişim gördük mü çok fazla görmedik. Sağ kısmı çok da iyi değildi. Ama 10 tane yani, de eksik vardı. Var çok fazla eksik var. Tabii onu da saymak lazım olumsuzluklara. Üretmekte zorlanan bir takım var ve bu ilk haftadan beri böyle. Ee, o yüzden de ki geçen senede Beşiktaş'ı üstte kazanırken hep şunu söyledik orta sahası Beşiktaş'ın yardım etmiyor ucuma. Yani Şenol Güneşli seri galibiyet kısmında da 3 orta saha ve kanatlardan yardım gelmiyordu. Cenk ve Abu Bakır üzerine onların bireysel performansları üzerine bir gol üretme durumu vardı. E bu sene o da yok. Olmadığı zaman işte iş bu hale geldi. Bunun uyarısını da hani ben demiştim demek istemiyorum ama defalarca konuştuk. Sadece Abu Bakar'la bir hikaye gitmez dedik. Yani bu adam bir yerde duracak belli ki yani sonuç itibariyle çok yoğun bir maç trafiği var. 17 maçta 17 gol atacak hali yok. Evet. Bir yerde duracak ve durmuş vaziyette. İlk yarı bittiğinde 0-22 gol beklentisi korkunç. %71 toplu oynamanın karşılığında böyle bir gol beklentisi inanılmaz. Bu arada Beşiktaş ligin en çok toplu oynayan takımı konumunda. Evet. Enteresan bir şekilde. Ya topa bu kadar hakim olup hiç pozisyon üretememek çok acayip. İki tane Zaynettin bireysel şutu var. Var. Cenk 4 kez topla buluşmuş. Sırf bunun üzerine bile bir ayrı video çekmek lazım. Yani Beşiktaş'ın forveti maç içerisinde 4 kez topa değebiliyorsa 45 dakikada bu tabii korkunç bir üretimsizlik problemi ve kadro kalitesi problemi aynı zamanda. Yani kadro kalitesi problemli, kadro mühendisliği problemli, bireysel formsuzluklar var. Birçok problem var. E hep kondisyon problemi olduğunu içeriden duyuyoruz ki bununla ilgili de yayın yaptık. E, bununla ilgili parantez de açayım. Çünkü yine bir linç. E, hoş geldin. Bülent Ersoy'a hoş geldin yer yüreğime diye, hoş geldin linç yüreğime. Ee, geçen hafta, bir önceki hafta Galatasaray'la linç etmişti biliyorsun. Erdem evet. Timur'un açıklamaları. Evet, evet. Erdem Timur'un konuşması yüzünden hakem değiştiyse, değişti ise, bak demiyorum yani değişti ise bu korkunç bir iddia dedim. Dört gün falan aralıksız tweet attılar sağ olsunlar. Galatasaray hesaplar ve orada belli başlı e, eski gazeteciler falan hiç durmadan tweet attı canlı yayından sonra da bu sah şenol güneş üzerinden böyle bir yoğun bir e, tweet durumu oldu. Ben üzülüyorum bu ya kendim için değil de bu insanlar için üzülüyorum. Yani e, iki şeyden dolayı üzülüyorum. İki tane bu, bu tip sosyal medyada iki tane iki tip insan oluşmuş vaziyette. Bir gerçekten de algısı düşük olanlar. Ya, algılayamıyor ki bunu zaten görüyoruz. İşte sokak röportajlarında orada burada okuduğunu ve işittiğini anlamayan bir kesim var ne yazık ki. Sadece spor ve futbolda değil ülkenin genelinde böyle bir problem var yani. Ee, benim lise döneminde okuduğunu anlama diye bir ders vardı. Bilmiyorum var mı hala bilmiyorum ama. Bizde yoktu abi. <laughs> yok yok yani. mu Tamam güzel. Öyle bir ders vardı <laughs> okuduğunu anlama dersi diye. Ee, de anlamak istemiyorlar. Okunanı da anlamak istemiyorlar. Ya da çok kafa yormuyor insanlar. Hızlı, zamanı hızlıca harcamak istiyorlar. İki, bu birinci kesim. ikinci kesim hiçbir hayatı boyunca bir baltaya sap olamamış, hiçbir mesleği olmamış. Ama işte Beşiktaş sayesinde, Galatasaray Fenerbahçe sayesinde bir etkileşim elde etmiş orada ve kendini e, kanaat önderi zanneden arkadaşlarımız var. Onların peşinden giden de bir ergen genç tayfa var. Onlar da hiçbir şekilde dinlemeden gittiği için hikayede e, Twitter biraz daha böyle artık komedi tiyatrosu gibi oldu. Yani ne söylesen ki bir tane arkadaş güzel yazmış abi yani suya işte suya renksiz desen itiraz ederler diyor. Gerçekten de orada orada bir böyle bir kültür oluşmuş vaziyette. Oradaki algı ile ilgili şunu söylemek lazım. Ve orada o kadar yoğun buna inanılıyor ki olmayan bir şeye. Sadece bak bu konuda söylemiyorum. Genel seçim öncesinde de vardı biliyorsun. Ya olmayan video paylaşılıyor. Şu anda da yani bu bir nevi aslında buna şey deniyor. Yanlış content üreterek algıyı başka yere çevirmek. Şu anda Gazze ile ilgili de mesela hem o taraf hem İsrail tarafı hem Filistin tarafı bir sürü video atıyor sosyal medyaya. Evet. Orada artık böyle bir çağ var yani burada. Geçen bir kız arkadaşım bana işte mesaj attı. Ben bir video paylaştım. İyi dedi son dedi 3-4 gündür sonunda yönetime eleştirmeye başladın dedi bana. Anlamadım dedim. Bir de okumuş etmiş de bir kız yani. Hani böyle şey değil yani. Mesleği falan da var. Ha. Kasım'dayız değil mi? Bugün itibariyle evet. Ben Ekim'deki videolarımı attım. Eylül'deki videolarımı attım. Ağustos'taki videolarımı attım. Temmuz'daki videolarımı attım. Hepsini bak bu Temmuz bu falan. Hepsini de eleştiriyorum transfer politikasını. Evet. Aa hakikaten eleştiriyordun ya doğru söylüyor dedi. Ben Twitter'a baka baka öyle zannettim falan. Ya yani orada o, o kadar çok yalan bilgi yalan bilgi orayı boğuyor ve insanlar hakikaten belli bir noktadan sonra acaba öyle mi diye düşünüyor. Neyse. Gazeteciliğin ne olduğu tamamen unutulmuş vaziyette. Bunda bizim meslektaşlarımızın da suçu var. Evet. Çok yoğun bir kulüp sözcülüğüne soyunmuş işte e, kulübün hakkını savunan falan modunda modeller de çok fazla çıktığı için. İşte oyun sonuçta ben bu haberleri içeriye sordum. Nevzat Demir tesisine sordum. Problem ne? Niye oynayamıyor dediğimde 2-3 kişi de kondisyonu işaret etti. Yöneticilere soruyorum aynı şeyi işaret ediyorlar. Ben bunu haberleştirmeyecek miyim? Mesela bunu yapmayacağız mı haberini? Emre Koca daha aday olacağım diyor. Oturduk geçen gün yemek yedik. Ben diyorum ki Emre Bey sizin de payınız yok mu diyorum bu başarısızlıkta. Şimdi bu sence sorulması gereken bir soru mu? Direkt kesinlikle. Taraftar bunu merak ediyor mu? Kesinlikle. Soruyor mu? Adam da anlatıyor. Ben diyor işte bunu spor dijitalde anlattım. Sergen Yalçın'ın gitmesini konusunda gitmesin dedim. Sözleşme hemen imzalansın dedim. İşte Poler'in İsmail İsmail'i istemedim. O olduğunu, bu bir sürü şey söylüyor. Yani ana kararların hiçbirisi de ben yoktum ben muhalif oldum diyor. Öyle oy kullandım diyor. Ben de bunu anlatıyorum. Abi altına yüz binlerce yorum. Emre Kocadan sözcüsü güzelleme yapıyor. Tarafını belli ettim falan. Abi bu artık gazeteciliğin ne kadar nasıl bir algıda olduğunu gösteriyor. Biriyle ilgili bir şey söylediğin zaman bile büyük bir saldırı oluyor sana sosyal medya üzerinde hasanatla ilgili de konuşuyoruz. Ki videoyu da paylaştım dün. Yani sen onu tutuyorsun. Sen mesela hasanat videosunun altında da helal olsun abi. Doğru tarafı seçtim falan yazıyorlar. <laughs> abi ben bir şey seçmiyorum ki. Ben gazeteciyim. Bir tarafı yani Emre Bey ne diyor? Hasan Bey ne diyor? Benim düşüncem de onları anlatıyorum. Bunu yapan az bir kesim. Farkındayım bu arada. Ama işte hayatın %98'ini orada geçiren, normalde hiçbir işi olmayan, eski yöneticilerden para alan, yeni yöneticilere göz kırpan böyle bir grup var. Onların yönlendirdiği genç kardeşlerimiz var. Onlara üzülüyorum. Yoksa bir şey değil. Ee, ve kondisyon konusu Beşiktaş Kulübü'nün içinde konuşulan, Nevzat Demir'de konuşulan bir konu. Ben durup dururken oturup ya bugün ne söyleyeyim falan diye şey yapmıyorum. Telefon konuşması yapıyorum. Asıl konuya geçelim kondisyon haricinde. Temel sorun da kondisyonu bir kenara koydum. Kilidi açamamak. Evet. Ee, Bora senle de videonun üstüne konuştuk. İyi mi Beşiktaş'ın kondisyonu? Ben yani değil. Ne yap, yapılan eleştiri? Ya transferlerin çoğu yoktu. Ya evet takımın %80'i yoktu ha, neredeyse. Takımın %80'i takımın %80 değil. Transferlerin transferleri. tamamı yok. Tamamı yoktu evet. Ha, eyvallah. Ben de diyorum ki transferlerin tamamı yoktu. Hı hı. Ee, Koli mi uçuyor? Cenk mi uçuyor? Abu Bakar mı uçuyor? Gezal mı uçuyor? Masuaku mu uçuyor? Rozya mi uçuyor? Genel bir takımda bir kondisyon problemi mücadele etmeme problemi mental de olabilir bu tabii ki. Hı hı. Gözüküyor onu söyledim sadece. Yoksa ya evet, bir... gözüküyor ama evet yani burada bir şu da e, Söyle. Fırat abi mesela Koli evet kamptaydı ama yanındaki değildi kampta. Koli'nin yanındakinden biliyorsun futbolda e, <laughs> ayırt edemezsin. Hı hı. yani mesela takımda 6 kişi kamptaydı 5 kişi kampta değildi diyelim. O 5 kişi o 6 kişinin de ayarlarını bozabiliyor. Ben enerjiden bahsediyorum. Kondisyon ama. olarak. Ha kondisyonu etkiler mi diyorsun? Etkiler tabii ki. Yani Peki. o 5 kişinin veremediği kondisyonu bu sefer bu adam kapatmaya çalışacak. E, o da kapatamıyor. E, yani. ama saydığım kadroda şimdi Mert zaten kaleci ayırdım Mert. onu. Rozy'e evet. kamp oyuncusu. Evet. Masuak kamp oyuncusu. Evet. Koli kamp oyuncusu 3. Salih kamp oyuncusu 4. Evet. Hacı Ahmet kamp oyuncusu 5. Gerson kamp oyuncusu 6. Gezal kamp oyuncusu 7. Abubakar 8. Cenk Tosun 9. Cenk Beşiktaş'ın kampta. Kısa sakatlığı vardı. Sakatlığı vardı, gelmedi kamp. 13-14 kişilik bir kadronun belki de 8 kişisi kamp yedi sonuç itibariyle. Evet. Neyse ben burada bir şey de yapmak istemiyorum. Sonuç itibariyle bahsettiğin adam Şenol Güneş benim bir şey söylememle, senin bir şey söylemenle Şenol Güneş'in kariyeri de değişmez. Şenol Güneş'in olan sevgi de değişmez. Bizim de zaten böyle bir derdimiz zaten olamaz. Tabii. Ki. Ee, sadece haber yapıyoruz. Mevzu bundan ibaret. Tabii ki. Ben içeriden aldığım bilgileri paylaşıyorum. Benim de bana da şey gelmedi sadece. Gerçekten bir enerji problemi olduğunu düşünüyorum ben de kendi maçları izlediğimde. Gözde yani. görülür bir şey var zaten. Ee, onun Pas, dışında pasta bile enerji problemi var. var. Çok yavaş çeviriyor Beşiktaş. Evet. Topu. Temel sorun kilidi açamamak. Beşiktaş kilidi açamıyor, skor üretemiyor. Bunu bu futbolcu grubuyla çözmek mümkün mü? Aslında mümkün ama değil. Neden mümkün ama değil? Nasıl olacak? Gezal formda Gezal formda Rebic formda Chamberlain olursa çözersin. Ama bunlar olmuyor. Özellikle artık Gezal üzerine bence bir plan yapmamak lazım. Ben Gezal'la ilgili ümidimi kaybettim demeyeyim ama Gezal'a göre oyunu kurma, proje yapma işini ben son maç itibariyle artık bende yok. Gezal işi bence artık tamamen yok. O kadarını bilmiyorum. Ya yani girer belki tekrardan toparlanır, belki goller atar, asistler yapar bilmiyorum ama en azından şunu diyemezsin artık. Bundan sonraki yönetimler ve projeler için söylüyorum. Ya Gezal var orada da bizim bir oyun kurucumuz var üzerine sakın sakın yani öyle bir planlama artık yapılacak gibi değil. E, olmuyor çünkü. Şampiyonlukta kalan bir gezal var ve o gezalı görmüyoruz biz. Ox belki de tek artı. Gamsız değil. Evet. Delali sendromu yok. Umursamaz değil. Uğraşıyor. Koşturuyor. İçeriye sorduk. İçeriye sorunca olay oluyor ama <laughs> içeriye sorduk. Çok iyi çalıştığını söylüyor herkes. Evet. Antrenman performans çok yükselmiş vaziyette. Uğraşıyor en azından. Evet. Tam hazır moda değil. Normalde o şutları öyle çekmez o. Evet. Oxey Chamberlain gol yazın arkadaşlar YouTube'a. <laughs> yayın üstünden zımbalar. Ya, evet yani o bir de plaseleri roket gibi adamın evet. yani plase gibi vuruyor ama çatlayı atıyor 90'a. Tam iyileş tam iyi değil hala bence. Ama en azından uğraşıyor bu da bir şey. Rebiç'te ciddi mental problemler var herhalde. Var mı bir şekilde bilgin? Norveç'te Norveç'le alakalı bir bilgin var <laughs> Rebiç'te. Ee, Rebiç taraftarla falan tartışıyor abi. Rebiç taraftarın gözünün içine bakıp gülüyor falan. Yani yani iyi, iyi bir şey değil böyle bir şey yapmak. Ateşli ya. bir taraftarın gözünün içine bakıp gülüyor hareket falan <gülüyor> Niye yapıyor. Niye gülüyor? Yani Rebic. Abi Rebiç garip bir adam ya. Rebiç havalimanında da yapıyor bunu. O anlamda yapmıyordur belki. Yok yok. Rebic etmek için mi yapıyor diyorsun? Norveç'te direkt yaptı. Norveç'te tahrik etti hatta iş kötüye gidiyordu. <laughs> Kötü bir şey tabii ki bu böyle bir şey oluyorsa. <laughs> Ama mental bir problem olduğu kesin Rebiç'in de. <laughs> Ama sözleşmesi olan bir oyuncu ve kazanılması lazım. Yani Rebic bunu yapıyor, rebiş onu yapıyor, rebiş mutsuz falan. Şu an Beşiktaş kadrosundaki en kariyerli futbolcu herhalde. Evet kazanılması, oksite ile beraber Oxlade'de en kariyerli oyuncu. De. Kazanılması lazım. Tahminat yapılabilir biraz. Ama çok bu takım, bu oyuncular gelmeden, bu oyuncular en üst düzeye çıkmadan bu takım Galatasaray-Fenerbahçe gibi olamaz. Evet. Belli ki. Burak Yılmaz'ın ben takımın mücadele gücünü yukarı çektiğini görüyorum. Ama o taktiği değiştirmek çok kolay değil. Yani o sistemi başka bir şey denemesi, çok radikal bir şeyler yapması lazım. Onu da yapmak da bence zorlanıyor kadrosu da çünkü elinde çok eksik bir kadro vardı. Ya ben hep diyorum ben Hacı Ahmet Oğuzhan falan vazgeçerim ben olsam. Zaten geçti vazgeçti. Yani o oraları falan değiştirmesi lazım diye düşünüyorum. Ya vazgeçtiden kastım ilk 11'den aldı. ya da 4-4-2'ye dön bir şey yapması lazım ama en azından uğraştığının farkındayım ben. Ama bu maç onu. üzerinde bir de dediğimiz gibi kadroda da çok kısıtlıydı. <laughs> 10 tane eksik tabii, vardı. Tabii. Erik Bey'li gerçeği var. Tam analiz videomuzda anlattığımız gibi oynadığı zaman iyi oynuyor. İyi oynuyor yani. Oynayıp da çok kötü oyuncu değil. Asla diyemiyoruz. Çok iyi önde oynuyor. Önde falan basıyor. Evet yani. önde basıyor. Ama işte her an sakatlanabilir. Ne yazık ki. Şunu söylemek istiyorum. Beşiktaş bir şeyler çıkartmalı bu sezondan. Yani e, ne olursa olsun geri dönmeli. Lig, ilk 4 içinde tamamlamalı. Lig 3. Lig istediğini ligde almamış olabilirsin ama 3 e, maçın var konferans liginde. İkisi kendi sahanda. Çıkarırız 7 9 yaparsan ya? çıktın. 7 bence. çıkartmaz. Ben, artı 7. 1 var zaten. 7 çıkartmaz. 6 puanı çıkamıyor mu? Çık, çıkamaz. Niye çıkamıyor? Çıkamaz. Bodo'da 4 puan. Hı -hı. E, Lugano 4 puan. Bence Bodo'yu yendin. Lugano'yu yendin. Onlar birbirleriyle oynayacaklar. Ya bence 8, 8 çıkartmaz. 3 3, 3, 3 mi çıkarır. 3 3 4. zaten çıkarır. Bence ben 8 bile çıkartabilirim. Yani en azından şu iki maçı alması lazım %100. Diyor. Son maçı iddiasını taşıması lazım. Hı. Evet. Beşiktaş konferans liginden yani grupta iki maç kala falan elenemez yani. Bu büyük skandal olur. Türkiye kupası var. O yüzden bıraktığım modu bu camiye çok büyük zarar verir. Bıraktım Toparlaması lazım. futbolcular yapıyor. Evet, evet futbolcular söylüyorum zaten. O da ne yazık ki Afrika durumu abi. Evet. Seçime gelelim. Seçim tarihi erken alındı. Adaylar hafif hafif netleşiyor. E, netleşmeyen adaylar var. Çok zaman kaybetti Beşiktaş. Çok yazık oldu. E, i̇lk seçim tweet'i ne zaman atıldı hatırlıyor musun? 5 Ekim, 5 Ekim gecesi evet. Lugano şey, maçından Lugano maçı sonra oldu? seçim tarihi ne zaman netleşti biliyor musun? 30 Ekim. 25 gün Beşiktaş ne yaptı? Ben bunu sormak isterim yani. Beşiktaş 25 gün boyunca neyi bekledi? Bu kulübe yazık değil mi? 25 gün dediğin şeyde 3 haftadan fazla bir süre bir sürü maç var. Bir organizasyonun temelleri atılabilir. Hızlı kararlar verilebilir. 25 gün Beşiktaş Seçim de hemen değil Seçim de bir ay sonra yani. Abi Ahmet Nurçevi yönetimini zaten özetle deseler beklemek dersin. Transferde beklemek. Evet. Seçim beklemek. tarihinde beklemek. Hı. Hoca kararında beklemek. Ahmet Nurçevi yönetimi hep bekledi. Yani Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Bekledi. Hı. Beklemedi mi? Önder Karaveli ile devam etti. Transfer dönemi geldi. Bekledi. Hı. Üç tane hemen pıtır pıtır yapılması gereken sezonda bekledi. Seçim tarihi gene bekledi. Yani bek zaten... Beklemek yani Ahmet Nur yönetimi. Şu anda da başkan bekliyor bu arada. Onu da söyleyelim. Yani Ahmet Adaylık bekliyor. için bekliyor. Evet. biz aday değil haberini verdik. Evet. Aldığımız bilgiler doğrultusunda. Tabi hala açıklama yapmamış olması çok acayip bir durum. Yani büyük bir ihtimalle kimin ne yaptığını görmek istiyor. Kimin ne hamle yapacağını, hangi yöneticilerinin nerede yer alacağını bence görmek istiyor Ahmet Nur Buradan sonra aday olur mu? Ben olmayacak diye bendeki bilgiler olmayacağı yönünde evet. e, olacağını ben zannetmiyorum açık konuşmak gerekirse ama buradan yüzde Birlik bir ihtimal varsa bile olacaksa da çok enteresan bir karar olur evet. ya Çünkü büyük bir öfke var yani dışarıda Tribünde, sosyal medyada bu saatten sonra bir dönüş olacağını Ben o yüzden zannetmiyorum e, iki aday var Hasan Arat Emre koca da Emre koca da Emre koca resmi olarak açıklamasa bile açıkladı, açıklayacağını biliyoruz. Ahmet Nur Şebi aday olursa? Girmeyecek. Girmeyecek. O zaman hmm. hala belirsiz gibi duruyor <laughs> Emre Koca'dan de. Evet %95'e aday. Ya direkt şeyle paralel. Ahmet Nur Şebi'nin adaylığıyla evet, ama paralel. Ben %1'lik yani artık %1 diyorum. %90, %99 diyorum. Hı. Yani Emre, Emre Koca'dan %99 aday. Ahmet Nur Şebi %99 aday değil diyorum artık. Evet. Bu saatten sonra benim olması... Sürpriz, büyük sürpriz. Çok büyük sürpriz olur yani. Bir tane sürpriz aday diyorlar ya. O mu? Acaba Ahmet Nurçevi mi? Yok ya <laughs> Çok iddialı olur. İki ad arasında geçecek havası var. Serdar Adalı için çok yoğun bir baskı var çevresinden Serdar Adalı'ya. Çünkü çok önemli figür. Güçlü figür. Beşiktaş'ta çok sevilen figür. İşte parasını alıp geri, parasını verip geri almayan, daha doğrusu çok yıllar sonra TL'ye çevirtip alan, 10 milyon dolar verip de 10 yıl sonra falan almak öyle herkesin yapacağı bir iş değil. Ama girer mi? Ben girmeme ihtimali hala daha yüksek görüyorum. Çünkü girerse son seçim olur. O riski alır mı? Niye son seçim olur diyorum. Üçüncü kaybettiği seçim olur. Bir insan üç kez kaybettiği yere dördüncü kez seçime girmez. Bundan sonra girmez bence. Kaybederse. yakın kaynaklarla konuştuk. Maç Hepsi öne. girecek diyor. Ee, girecek dedi. Fakat şöyle bir şey oldu. Hı. Biz onu konuşurken seçim tarihi 17 Aralık. 3 Aralık'a alındıktan sonra şu anda biliyorsun e, Sayın Adalı Amerika'da abi. Erken dönecek diyor oradan da. İşte Mohdur'dan. yani o biraz işleri karıştırdı erken alınması. Bilmiyorum yani Serdal Adalı'nın yani bu seçimi kaybederse bir daha Beşiktaş'ta seçime zor gir girmez kendi girmez bir insan 3 kere kaybettiği seçime dördüncü kez girmez artık. O da bir garip bir durum olur yani. O yüzden bence Serdal'ın bir hakkı var. Herkes de çok seviyor. Ama bence kullanması gerekiyorsa o hakkı bu seçimde kullan. Öyle mi diyorsun sen? Ama 3 üç seçim. çok karmaşık bir seçim ben sana söyleyeyim. En net favori olduğu seçim olur. Öyle mi diyorsun? Adayları ele alalım abi. Emre Koca da bu yönetimin devamı olarak gözüküyor. Öyledir demiyorum. Sakın yanlış anlaşılmasın. Ahmet Nurçevi yönetiminin devamı Hı -hı. olarak gözüküyor. Kabul ediliyor. Çünkü Serdar Adalı da Fikret Orman yönetiminin devamı evet. olarak görüldüğü için Ahmet Nurçevi seçildi. Hı -hı. Bir önceki seçimde. tamam Emre Koca da bu tamam. şekilde söylüyorum. Fikret Orman devamı olarak seçildi ama kaç oy aldı? Baktın mı hiç ona? Yani... E... Kim? Ahmet Nurçevi mi? Ahmet Nurçevi, Serdar Adalı seçiminde. Evet. Sonuç itibariyle evet senin dediğin doğru. Devam olarak gözüktüğü için çebi e, kaybetti. Evet. Ama e, ne aldı orada? Sen şimdi matematiği burada üçlü aday evet. çok fark ediyor. Sen orada matematiği biraz geri plana koyduk. Geri plana koyuyorsun. Evet. Şimdi orada onlarda bakalım. Onlar da sen. De sen. 2983 oy aldı. Baktım şu anda. 2983 oy. Bu yani devamıydı. Serdal abiye o yüzden tepki vardı. Fikret Orman gözden düşmüştü. O yüzden de Ahmet Turcu e bir kazandı seçimi. Evet. Ama kazandı ama 3 bin e yakın oy aldı Serdal evet. Emre Koca daha kazanamayabilir. Ama bir oy alacak kongreden. O oyun matematiğini hesaplaman lazım. Hı hı. Kaç oy alacak? Bilmiyoruz. Tabii ki. 2500 oy alabilir mi? Şimdi o, bu, bu bilmi bilmiyoruz. Ya, bilmiyoruz. bilmiyoruz. O yüzden şimdi Emre Kocu'dan alacağı bir oy var. Hasan Arat'ın alacağı bir oy var. Adal'ın alacağı bir oy var. O zaman şu mantıkla bakabilirsin. Bir tarafta muhalifler, bir tarafta iktidara yakın kongreleri var. Mevcut iktidara, Çebi'ye. Evet. Emre Koca daha destekleyenler var. Evet. Bir tarafta muhalefetin Çebi'ye tepkili olanlar da Hasan Arat'la birleşmiş vaziyette. Evet. Öyle bir durumda Çebi'ye tepkili olanların oyu ikiye bölünecek. Bir de öyle düşün. Yani Çebi olmasın Emre Koca'da bunun devamı diyenler hı hı. Hasan oy verirken bu sefer bir kısmı gidip Adalı'ya oy verebilir. Bu sefer de buradaki blok daha güçlü durabilir. Aynen, bu o yüzden bilir. seçim matematiği başka bir hikaye. Evet. Favori öbür seçimde çok favoriydi. Bu arada Adal'ı. Çok favoriydi. Uzak ara favoriydi. Aynen, Adalı Kongre havasında. Kongrede kime sorsak %100 Adal'ı kazanır havası vardı. Hı hı. Çünkü o dönemde dernekler onlar bunlar hep Adalıya destek vermiş ve de Adal'ı çok sevilen bir isimdi. Ama Çebi geldi. Dip dalga vardı Fikret Orman'a tepki. Kazandı. Burada ne olacağını bilmiyoruz. Garip bir seçim. E, o yüzden de hani Adalı girer ve yüz yüz kazanır soru işareti. Kazanabilir mi? Kazanabilir. Favori olabilir mi? E, olabilir. Olabilir. Ama bir, şey olmaz yani. Rahat kazanır durum garip, olmaz diyorsun. Ama üçe bölündüğü zaman zaten Beşiktaş uzun süredir böyle bir seçim olmaz. Tabii. Yani 10 geçer mi katılım? 10 bini geçerse şey yarar. Hasan Hasan Arat'a yarar. <laughs> o yüzden de bence Serdal'ı daha konsensus bir şey isteyebilir. Herkesin Serdal'ın etrafında birleştiği bir seçim isteyebilir sanki ama belli de olmaz. Yani girerse kazanma ihtimali var. Ya bence var. girerse kazanma ihtimali %50 diğerlerinin 25-25. Ben o kadar öyle düşünmüyorum. Tabii ki sen daha iyi biliyorsun bu arada. hani ben, Haddim olmadan konuşuyorum. Estağfurullah, ben e, 40 da 39, 35, 34 öyle bir şeyler görüyorum ben. Yakın olur diyorum ben birbirlerine. Kongre öyle bir şey çünkü. Ya, Kongre, ki... Beşiktaş taraftarı 10 yıl yeter diye bağırdı Yıldırım Demirel ya. Hepsine seçildi Yıldırım Demirel. Kongre öyle bir şey değil. Tabii kongre yapısı değişiyor. O başka bir şey. Değişti. Sosyal medyanın etkisi var, tribünün etkisi var ama tam birebir de bazen ya bir olmayabiliyor. Ya ben artık şeylere de inanmıyorum abi. O üye yapmış, bu üye yapmış olaylarını. Perdeyi çektim mi bitiyor ya. Doğru perde çekilince Doğru. yani kimin üye yaptığı pek. Şunu de... anlat. Sadece şunu söylemek lazım. Çok mutsuz olmuş bir taraftar kitlesi var. 3 evet. yıldır başarısı olmuş bir taraftar kitlesi var. Herkesin projesini ortaya koyması lazım. Evet. Yani ne olursa olsun futbol direktörü mü, o mu, bu mu, bir isimlerin bir şekilde projelerin altyapı mı, yatırım mı, gayrimenkul mü ne yapılacaksa ortaya koyması lazım. Yani bu bu, bu şart bence. Evet. Çıkıyor haberler. işte Emre Kocada Sergen Yalçın duyuyoruz. Ya Hasan Arat Hansifilik çıkmış. Gördün mü Ben yani Hasan Arat kanalından da Sergen Yalçın olayım bilmiyorum. Sergen Yalçın herkes ister. Normal. Ee, e. Hansifiliğe ne diyorsun? Tarkan Ser bu arada var abi. Var. Serdar Adalı aday olmazsa Beşiktaş Hı. futbolu AŞ e yöneticisi. Serdar Adalı aday olmazsa aday olacağım dedi. Ama o çok böyle büyük kitlesi olan bir isim değil. Tabii ki aday olması kıymetli. Ee. Ama yani Hasan Arat Emre Kocalar yarışında çok etkin bir etkin bir durumda olmaz diye tahmin ediyorum. Tahminim o yönde. Evet. Ne diyorsun Hans Flick? Yani böyle bilgi aldın mı? Bende böyle bir bilgi yok ama okay. yorum olarak diyorsan abi çok büyük hoca ya. Tam çok büyük hoca da Türkiye Türkiye'de işte yabancı olmuyor falan değil o yani. Hayır, Löw, Hiddink, Jorge Jesus. Abi ondan bu, sonra bu öyle bir şey değil ya. Başalım olur diyorsun. Abi Hans Flick ya. Abi Niye de, boştu şu anda? Dehşet bir... Almanya milli takımını bıraktı şu yeni abi. Çünkü hani <laughs> bir insan... Hayır, de, hayır tamam da bu, bir anda Almanya milli takımını bırakırken bir yerle anlaşır ya. Ya. Ha, belki anlaşmıştır. Abi belki anlaşmıştır. Belki Nadas'a çekilmiştir. Bu adamlar biliyorsun çok planlı programlı adamlar. E. Yani bunun 6 yıl sonrası belli değil. biz. Hans Flick falan olacağını düşünmüyorum asla Beşiktaş'a da yani. <laughs> Tabii ki parasını verdikten sonra her şey olur. Ama Hans Flick dehşet bir adam yani. Bakalım. O konuda bu arada... Bir dönemin Felix Magat'ı vardı. Hani ben çok küçük yetiştim ona abi ama... Komando Magat. He. Tuncay da anlatıyor ya apartmanları açık Komando Magat. Yani, de o seviyede bir adam. Ya. Bu sadece duyum. Yani Twitter duyumu hatta. Hı -hı. Orada dolanıyor. Ben öyle bir şey. Bende de öyle bir bilgi yok. Ee, ama bunların varsa bunların hemen ortaya çıkması lazım. Samet Hoca'nın sportif direktörlük durumu Hasan Rattam, bilmiyoruz. başkan olduğunda. Çünkü öyle bir şey de var. Mehmet Özdilek Tevfik Bey'le diyorlardı... Mehmet Özlülük, evet, aday tamam. olsaydı. Samet Hoca, Hasan yakın diyenler var. Biz bunların hepsi, bak bunların hepsi şey ne derler? Kongre öncesi dedikodular. Ben Hasan Arat yönetiminin de Mehmet Özüle bir teklif götürdüğünü duydum. Bir sürü öyle dedikodu olacak. Bu o kadar çok olacak ki. Bak şu an zaten yaşıyorsun. Tabii. Her yönetici ben öyle istediğim ben bunu istediğim diyordur sana. Her yönetici bana şuradan Baş teklif var. <laughs> Her yönetici Tabii. bana şuradan teklif var. Ben bunu istediğim. Beni başkan adayları da istiyor. Yani şu an Beşiktaş'ın mevcut yönetiminin %85'ine muhalif yönetimden teklif var. Diyorlar. Ama işte diyorlar yani. Ya diyorlar. Da. Ha. kime sorsan Hasan beni de istiyor diyor. Kime Tabii. sorsan Adal'ın yanında ben de varım diyor. Bu, ha. bu dönem böyledir zaten. Kongre hep böyledir. Sen ilk kez yaşıyorsun. Hayırlı olsun. O yüzden de enteresan bir süreç olacak. Umarım Beşiktaş buradan iyi bir sonuçla çıkar. Çünkü Beşiktaş yoruldu. Hepimiz yorulduk yani. Evet. Beşiktaş takip edenler yoruldu. Beşiktaş yanlar yoruldu. Beşiktaş taraftarı yoruldu. Herkes yorgun vaziyette umarım iyi olur. Diyelim. Geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe, Fenerbahçe Pendik'e geçelim. Fenerbahçe değil, Pendik Stadı'na geçmek istiyorum önce. Pendik evet abi. Ee, süperlik Süper Lig bir marka, marka ise ya da marka değeri hep konuştuğumuz bir şeyse, bizim dilimizde <laughs> sürekli bir marka değeri varsa böyle bir şeye müsaade etmeyeceksin kardeşim. Hakikaten de böyle bir şey olmaz. ya yani bu normal değil bu. Ya abi biraz daha amatör olmak lazım. Yani hani o da öyle güzel. Pendik Stadı da öyle güzel. Bu İngiltere'de de var yani. Ben katılmıyorum. Belli bir kriter oluşturmak zorundasın. Sen e, dünyanın en önemli yıldızlarını ligine getirip orada sahaya çıkartıp ondan sonra apartmanlardan insanların seyretmesine falan müsaade edemezsin. Bir. Güntekin Onay doğru söylemiş. Güvenlik olarak ciddi bir problem. İki. Evet. Sonuçta adam oraya şeysiz çıkıyor. Polis kontrolünden adam... <laughs> Evinde de bir sürü insan kiralamış biliyorsun. Evet. Yani bir sürü insan maç seyretmek için ev kirasını vermiş. 5 bin lira vermiş, 10 bin lira vermiş gitmişler. Şimdi orada polis kontrolünden geçme ve yanında bir zarar verici madde olabilir. Evet. Bir meşale olabilir, maytap olabilir, onu sahaya atabilir, futbolcunun kafasına gelebilir. O yüzden de bunu yap... Yani param paran var, para harcıyorsun, hoca getiriyorsun, topçu getiriyorsun, stadın yok. Bunu müsaade etmeyecek Futbol Federasyonu. Yani birisi de şunu vereyim abi. Doğru değil evet. örnek olarak da doğru değil. Fakat ama Norveç'e gittik işte geçen hafta biliyorsun. Bodom'un sahasının içinde ev var. Bir kale arkası ev. O, tesis. Hayır hayır. Apartman konuştum. Hı -hı. apatman Apartman dairesi. Bayrak açıp izliyorlar böyle. Norveç Norveç'i bahsediyorum. İşte Norveç hani öyle bir durum. Bodo hayır. nasıl bir yerde? Abi yani Hı -hı. Hiç ses yok abi. Böyle tamam. kuş sesinden başka ses yok. Köy değil abi. mi? Evet. Köy. Tamam. İstanbul Yok. 20 milyon ya 25 Tabii. milyon falan diyorlar ya. Bodo'da 50 kişi falan yaşıyor. Tamam. O yüzden onunla, onunla bunu kıyaslayamazsın. Tabii. Pendik'te zaten sırf 2,5 milyon kişi yaşıyor. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden olmaz. Bunun da e, bu şeyi çok basit. Çözümü çok basit. Buradan çözüm öneriyorum. Birincilikte oynama kriterini değiştireceksin. Birincilikte. TFF birincilikle Süper Ligi eşit hale getireceksin standartlarında. Böylece adam yükseldiğinde biz şunu demeyeceğiz. Aha nasıl stat bu ya? Veya işte kara yıllardır yaşadığı stat sorunu. Hı. Veya işte diğerlerinin yaşadığı problemler. Altta hazırlayacaksın. Alttan buraya hazır gelecek. O zaman kara de vefa da oynasın. Oynasın. Tamam. Ee, i̇şte 2026'da 12 bin kişilik stadı olmayan birincilikte mücadele etmeyecek diyeceksin. Evet. 3 sene sonra, 4 sene sonra neyse. O yüzden alt, senin alt ligin belli bir standartta olursa buraya çıktığında problem yaşamaz. Evet. Sen önce bir alt ligin standartını ama özellikle TF birinci ligin standartının süperlikte aynı hale gelmesi lazım. Evet. Tek şart bu. Başka türlü antrenman tesis şart koyacaksın. Çim şart koyacaksın. O yüzden de bu şekilde olmaz. Yani bu balkondan falan topçu izletemezsin. Böyle bir durum değil. Maça geçelim. Maça geçelim. Yine farklı galibiyet. Evet. Ee, rakipler çeşitli yollar deniyor durdurmak için ama başarılı olamıyorlar. Pendin hocasının planı bence kötü değildi. Evet. İyi bir hoca galiba. Evet, ee, bu sezon Fenerbahçe'nin en dikkat çekici özelliği neydi? Her, her programda konuştuk. İlk 10 dakikada gol bulması. Evet. Hocaları Portekiz'de belli ki buna çalışmış. Hı hı. Yani bununla ilgili bir çalışma yapmış. <laughs> en azından burayı atlatayım demiş ya. Yani ben ilk 10 dakika atlatayım maçı sıkıştırayım demiş. Çözüm arayan hocaları seviyoruz biz biliyorsun kardeşim. Hmm. Ee, ön alan presiden nasıl kurtulursun? Topla oynamayarak. En fazla iki pas yapıp ilerideki Eren Can'a atlar topu. Eren da koşucu bir oyuncu. Evet. Yani nereye atsan koşuyor. Musa Pekdemir'in değişik bir versiyonu gibi. Aynı oyuncu değil de. Tabii. Ee, çalışmışlar. Yani top iki pas yapıp Erancanı bulmaya çalıştılar. İki pas yapıp ha, başarılı oldular mı? Olmadılar ama en azından o ceza sahası önünde Fenerbahçe baskısını bir şekilde durdurdular Ve 30 dakika boyunca Fenerbahçe en azından o golü bulamadı. Ancak bu 30'a kadar sürdü. Çünkü hiç hata yapmaman lazım. Yine hata yaptım ve yine aslında baskıyla kazandı. Yine İsmail Yüksek. Son 5-6 maçta olduğu gibi yine İsmail Yüksek'in kaptığı topla gelişen bir atak. Ya yani Orada doğru baskı yaptı ve Fenerbahçe yine golü buldu. Yine gol öncesinde fotoğrafı varsa koyalım. İrfan o sahaya pas attığında... Sadece ceza sahası içinde 6 kişi var Fenerbahçe'de. Zaten en büyük mahareti ve hep söylüyorum Beşiktaş'ın bu sene en yapamadığı ve Fenerbahçe'nin en çok yaptığı şey ceza sahası adam sokmak. Hı. Beşiktaş bunu yapamıyor. Fenerbahçe çok iyi yapıyor. Maç zaten sonrası bitti. Çünkü Pendik mağlup duruma düşünce açık oynamaya başladı. E, oyun kurmaya başladı. Pozisyonlar buldu. E, ve Fenerbahçeli korakor oynamaya çalışırsan zaten sıkıntı yaşarsın. Sıkıntı yaşadı. Goller geldi. Dijako sezon başından beri söylüyoruz lider oyuncu diye. E, sağ açı lideri ve orta saha bağlantını kuruyor. Artık skorer kısımda da yer almaya başladı. O yüzden dört dörtlük bir performansı var. Kusursuz oynuyor. Şimanski büyük bir etken Fenerbahçe'nin oyununda. E, Fenerbahçe'nin çok uzun yıllardır görmediği bir gezgin ucumcu diyebiliriz ona. Yoktu. Uzun süredir yoktu Fenerbahçe'de böyle bir şey. Ya Adam hem koşuyor hem hücumda, hem asist yapıyor her şeyde var. O kıymetli. Tabi en büyük kazanç yine her şey rağmen savunması. Ee, çok fazla eksik ve sakat var. Evet. Bekao galiba iki buçuk ay. Fred'de bir iki hafta yok. Evet. Bunlar bayağı büyük bu arada. Fenerbahçe'nin önünde ciddi handikaplar. Bakalım nasıl çıkacaklar bu işin içinden. Bu maçta Samet Osterwald oldu. Sezon başı deseler ki Fenerbahçe ilk maçına Samet Osterwald ile çıkacak stoperde. Ne derlerdi? Yani. Kıyamet kopardı. Evet. Eyvah derlerdi. Oysa gördüğün gibi yine 5-0 bitti. Ee, takım savunması böyle bir şey. Üstelik pendik, uyduruk bir takım değil. Ya yani tamam stadı kötü, çok havalı bir takım değil falan hı. vesaire ama ligde baktım 7 takımdan daha fazla gol atmışlar. Hı hı. İki takımda da eşitler. Yani ligin yarısından daha fazla skor üretmişler gibi gözüküyor. Hı. Netice savunma takımın yaptığı bir şey. Savunma iyi bir kalecim varsa ve iyi bir takım savunmam varsa stoperler de kurtarabiliyor. Samet Osterbol diye kıyamet koparırdı sezon başında. Ama şu an baktığında bak Kotar'dır işe en azından bu maçlık. E, bu şey de bunun için örnektir. Herhangi bir Beşiktaşlı'ya desen ki Beşiktaş kale dersin savunmada Wellington sol bekte de en ile liginden en az gol yiyen takımı olacak deseler. İnanır mısın? Hayır. Evet. İnanır mıydı herhangi bir Beşiktaşlı? Oldu mu? Oldu. Niye? Orada takım savunması. Tamam. Takım savunmasını doğru yapmak çok kıymetli. Fenerbahçe onu yapıyor. Ee, gol yememesi çok önemli bu kadar eksiğe rağmen. Büyük bir ihtimalle çok sevilmiştir İsmail Kartal o hikaye. Gol, yani bu kadar eksik gol yememesi takım savunmasını gösteriyor. Ama Fred anormal büyük eksik. Pekal'dan daha büyük eksik. Evet. Ee, çünkü 6 oynuyor, 8 oynuyor, 10, oy. 10 oynuyor. Kanatlarda falan giriyor çıkıyor anormal kafa karıştırıcı bir oyuncu. Fenerbahçe'nin en, en büyük başarılarından bir tanesi çok fazla kafa karıştırıcı oyuncusu var. Şimanski ne oynuyor? Yani 10 sözde ama 10 gibi değil tabii. 8 de oynuyor. 8 de oynuyor. Sağ, Kanıtlara da sağ öne geliyor orta yapıyor. Sol öne gidiyor orta yapıyor. Fred 6-8-10 oynuyor. Tadic sol oynuyor ama forvet arkasına giriyor. Çok fazla e, yer Joko, değişiyor. forvet oynuyor ama orta sahaya çıkıyor. İrfan aynı şekilde. Sağ ön Göbek. Çok fazla yer değişen oyuncusu var Hı. ve bu bu maçı daha komplike getiriyor. O yüzden de e, hala oyun olarak ligin en iyisi. Hı. Çok tartışmasız bu bence. Ama tabii Fred bekao sonrası nasıl çözüm bulacaklar ona bir bakmak Ama lazım. Ama asıl fikstür şimdi başlıyor. Doğru. Şimdi asıl belirleyici <laughs> test. Doğru doğru. <laughs> Bu arada yapılan 19'da 19 o şey demiyorum yani. Anormal başarılı. Anormal başarılıydı evet şu ana kadar ama bence asıl test şu an başlıyor. Asıl garip olan 19'da 19 yapıp Galatasaray'la fark açamamış olması. Evet. Oluyor. Ve Galatasaray bu süreçte Beşiktaş'la, Trabzon'la yanılmıyorsam <laughs> daha evet, zor maçlara çıktı. Oynadı. Geçelim. Rize Galatasaray... plasmanı. Ki Rize plasmanı. Büyük <laughs> Galatasaray'a geçelim. Rize deplasmanı zor mu? Ya Bayern Münih gibi bir devle oynadıktan sonra Rize deplasmanına çıkmak zordur. Bunu taraftar anlayabilir ama bizim futbolcumuz için, bizim futbolumuz için zordur. Meşhur bir diyalog vardır. Ayrton'la Kleberson. Rize deplasmanı meşhur. Kameralara yansımış. Sen koskoca kamera çekiyor. televizyon falan var o zaman. Ayrton diyor ki Kleberson'a sen git Dünya kupasını kazan. Sonra gel Rize'de Yedek kulübesinde otur diyor. O da gülüyor. <gülüyor> Bunu da kahve <kamera> çekmiş. <laughs> tamam mı? O dönem bunun çok makarası <laughs> döndü. İnanılmaz. Adamların ruh hali. Aslında tabii ki komik ama mental durumu da özetleyen bir şey. Bir oyuncunun Bayern Münih maçına çıkmasıyla hemen orada büyük bir efor sarf edip Rize deplasmanı aynı motivasyona çıkması mümkün değil. <laughs> Kolay değil. Çok acayip. Yani Premier Lig profesyonelliği falan lazım. Bizde öyle bir şey yok zaten çok büyük konsantrasyon, çok büyük bir efor, çok büyük oyundan sonra e, herhangi bir Anadolu deplasmanı, Rize üzerinden okumayalım bunu, herhangi bir Anadolu deplasmanı çıkmak zordur. Futbolcu elbette maç seçmemeli. Bunu demiyorum, bunu da savunmuyorum. Ama birlik lig maçına hazırlanmakla, şampiyonlar ligi maçına hazırlanmak arasında, çıkmak arasında çok büyük fark var. Ama ben şu manada da diyorum, bizde deplasman zor diye İlhan Palut'un takımı zor, bir zor. iyi takım. Zor, çok iyi takım. Yani motivasyon evet ayrı bir konu, saha içi de zor bir maç. İlhan Palut iyi hocam iyi hoca ve iyi bir takımı var. İyi de Beşiktaş'ta. Öyle mi? Hmm. Bence Peki. bir kere uğrayacak buraya. Bana da öyle geliyor. Hayatının bir döneminde uğrayacak. Çünkü gittiği her takımda fark oluştu. Evet. Ee, konsantrasyon problemi vardı Galatasaray'da. Evet. İkincisi bence birinci problem Bayern Münih'in etkisi iki taneydi. Bir konsantrasyon problemi iki. Bayern Münih maçındaki eleştiriler bence Okan Buru'yu etkilemiş. Çünkü yapması gereken rotasyonu yapmadı. Evet. Ee, çünkü hoca şunun 3 kişilik rotasyon yaptı. Böyle zor maçtan sonra 3 kişilik rotasyon yapman. Hala belli oyuncularla zada falan ısrar etmen. Bu şunu gösteriyor. Garantiye gitmeye çalıştı hoca. Çünkü hoca şunu biliyor. Türkiye'deki havayı biliyor. Evet. Bayern maçından sonra çok eleştirildi. Ama garip. O Değişik, maçtan sonra da eleştirildi. Değişiklikler yüzünden eleştirildi. Lize'ye puan puan kayb kaybetseydi. Burası Türkiye abicim. Bak. Türkiye'nin en iyi hocası olmakla Türkiye'nin en başarılı hocası olmak arasında Türkiye'de 6 maç var. Evet. 6 maç var. 6-7 maçta seni patates ederler. Şenol Güneş. Herkes. Sergen Yalçı. Herkes. Evet. Bu, buranın iklimi böyle. Yani hoca da bunun farkında. Bayern'le evet. kötü yenildi. Çok iyi oynayıp çok kızdılar. Burada puan kaybı olsaydı Fenerbahçe kazanıp duruyor. Okan Buruk çok iyi bence. Çok iyi performans gösteriyor. bir anda öyle bir eleştiri olurdu ki. Hocam bunu düşündü büyük bir ihtimalle ve rotasyona gitmedi. 3 rotasyon yaptı. Garant <laughs> kadro çıktı. Ama o garant kadro konsantrasyon problemi yaşadı. <laughs> Rizenin oyunu çok temaslı ve agresif <laughs> bir oyun. Mertens'ten bence umut belli bir şey umut etti. Mertens şunu gösteremedi bu temaslı oyun karşısında. Şimdi Zie, Kaan Ayan Olivier ile müdahale etti. Abdülkerim'i sola çekti. Yine hamleler yaptı. Ama yine tempo düş tempo düşüktü maç boyunca. Ee, ama kazandı. En kıymetlisi bu. Evet. Galatasaray adına. Ee, i̇yi oynamadan da, ki Galatasaray'ın zaman zaman bu tip maçları oluyor. Evet. Çok iyi oynamadan kazandığı maçlar oluyor. Hakem konuşacağız mı? Hakem çok gündem oldu maçtan sonra. Kadir Sağlam. Hakem şanslı diye bir laf var ya. Evet. Aslında Abdülkerim'in pozisyonundan 500 tane falan oluyor maçlarda. Ama pozisyon gol olunca e, tabii. gündeme çıktı. Tabii. Kadir Sağlam çok fazla böyle piyango falan filan almış. Şanssız bir arkadaşımız demek ki. Evet. O pozisyondan sonra pat diye gol olması... <laughs> E, büyük bir şey. E, ne diyorsun? Fual var mı? Yani, Hakem yorumcuları, Trio hepsi fual dedi. Fırat Aydınus fual dedi. E, ben de dengesini bozduğunu düşünüyorum. E, tabii var mı? Bir hamle var yani. Bir hamle var. Penaltısı var. Rezi'nin penaltı pozisyonu var. Hı hı. Verilmeyebilir. Bölünmüş ki herkes. Kimisi elle müdahale, yani omuzdan çekmeye var diyor. Kimisi yok diyor. O bence biraz daha gri pozisyon. Vermeyebilir. Yani ayakta temas yok neticede. Evet elde temas dokunma, o dokunmayla düşer mi düşmez mi onun tartışmasını izledim hakem programlarını. Ee, ama Abdülkerim pozisyonu bütün hafta konuşulan bir pozisyon. Bence de bu arada hakem onu o pozisyonu vererek sonucu etki etti. Ama e, şunu düşünüyorum ben. Burada var neden. Mesela varla konuşlar büyük bir ihtimalle fual tespit etmediler. Hı hı. Topa müdahalesi hı hı. var diye. Bu kadar konuşulması gereken pozisyon mu? Bence değil bu arada. Yani şey de değil. Ya Neler gördük yani? Tabii canım. <gülüyor> tabii. <gülüyor> yani neler gördük? Top gol iptalleri, yanlış penaltılar, elle çıkanlar, elle çıkmayanlar falan. Ortasada pozisyon. Tabii ki var müdahale etmeli. Tabii ki Fenerbahçe cephesinin kendine göre tepkisi haklı. Hiç demiyorum. Ama futbolda bir orta sahadaki fuar üzerinden elbette skoru etki etti ama çok daha vahim hatalar oldu. Yani o yüzden de bence çok fazla büyüdü mevzu. E, tabii keşke olmasa. Bu arada Hı. ben de e, şey haklı buluyorum yani. Ben ben de bana da fuarmış gibi geliyor. E, bundan sonra enteresan bir durum olacak. Fenerbahçe'nin fikstürü zorlaştı. Galatasaray'ın bayağı kolay bir fikstürü. Galatasaray'ın daha kolay bir fikstürü var. Beşiktaş buradan geri çıkabilecek mi? Göreceğiz. E, umarım keyifli bir şekilde lig devam eder. İki, iki maç ver, iki maç sonra da yine milli maç arası. Milli arız. ara. Milli ara var ondan sonra. Var mı abi? Bitirelim. Şey. Ağzına sağlık. Eyvallah. Görüşmek üzere. Görüşürüz.